Aldatmayla alakalı davranışları tam kestiremeyiz ama şu an günümüze baktığımızda mesela sosyal medyada sürekli çok fazla işte tanımadığı kadınları takip eden, onlarla iletişim kurmaya çalışan, gizli profiller açan, gizli sosyal medya hesapları açan, her girdiği ortamda kadınlarla flörtleşmeye çok fazla çalışan, çabalayan ya da iletişim kurmaya çalışan, bir şekilde gizli saklı bir hayatı olan, yani gizli saklı derken burada hani biraz önce bahsettiğimiz şey işte telefonunu saklama, sosyal medyasını saklama, devamlı bir şekilde bir araştırma içine girme. Yani bunlar bu davranışlarla kestirilebilir. Yani kadınlar evet güvensin eşlerine ama takip etmekten çekinmesinler. Yani sosyal medyalarına bence %100, yani benim kişisel fikrim %100 özgürlük tanınmamalı. Çünkü buradan o kadar çok aldatma vakası geliyor ki, yani çok iyi giden çifte bile bir sosyal medyada iletişim ve tanışmakla süre gelen ve bunun devamı gelip aldatma noktasına gelebiliyor.